Yeşil Malkan abi. Yarın alırım o zaman, olur mu? Tamam. Buyur teyze. Ne oldu yine? Şu mu? Ver bakayım. Şurada iki yerinde var dedi çocuk. Hem bir orası bir de şurada. Tamam bir... bakar kontrol ederim. Tamam, yarın ya alırsın. Ama onu öyle yapıştırıp da bırakma. Şu sıkıştırma yap. Gene çabuk açıldı bu. Ya çabuk açılıyor. Bunlar yıkanıyor çünkü. Bir makineye atıyorsunuz ya. Tamam. Bizi gibi gel. Tamam. Halledeceğim. Ne kadar abi? 100 lira yeter. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olasın. ...33 senedir bu işi yapıyorum. Çıraklıktan başladım. 1981 doğumluyum. 43 yaşındayım. Çıraklıktan beri bu işi yapmaktayım. Seviyorum. Güzel meslek. Tamirat, tadilat. Seviyorum yani, işimizi seviyorum. Günümüzdeki değeri gitgide artmaya başladı. Çırak bulmakta tabii ki bütün mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de bulmak çok zor. Okul zamanı dışında çocukların bu şekilde bir tamirat işlerinde bir meslek öğrenme babında bu tür yerlere gidip öğrenmeleri tabii ki çok güzel olur. Gelecekte çok aranan mesleklerden biri olacak. Öyle tahmin ediyorum. Şu anda bu hayat pahalılığı yüzünden zaten vatandaşlarımız ayakkabı alamamakta. Tamire yönelmiş durumda. Tamir işlerimiz de oldukça artmış durumda. Çıraklık konusunda, mesleğin geleceği hakkında bu mesleği bizden sonraki nesiller şu anda öyle bir talep yok. Hiçbir genç meslek öğrenmek istemiyor. Anneler ve babalar, özellikle çocuklarınız okul dışında, boş zamanlarında çocukları herhangi bir tamircinin yanına, otokaportacı olabilir, ayakkabı tamircisi, berber, terzi, bu tür meslekleri öğrenmeleri için mücadele verebilirler. Onlar böyle bir mücadele verirse ileride, bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, çünkü bu işleri yapan kalmayacak artık. O yüzden gençlerimizin meslek öğrenmeleri şart diye düşünüyoruz. Ekonomik durumlar var, hayat pahalılığı var. Şimdi vatandaşlarımız hani bir ayakkabı 2000 lira, 3000 TL olmuş. Ayakkabı almak da pahalı artık. Tamire yönelen çok, şu anda ayakkabı pahalı olduğu için tamirat işleri artmış durumda. Bu yüzden yani gençlerimizin meslek öğrenmeleri şart. Fiyatlandırma ayakkabının tamir şekline göre değişir. Dikişine göre, taban değişimi işte vesaire, o her tamirin fiyatı ayrıdır. 5 liraya da tamir var, 100 liraya da tamir var. Geçen seneye oranla tamir fiyatlarında tabii ki her şeye zam gelmesi, malzememize de acayip bir şekilde zam geldi. Bu da fiyatlara yansıyor tabii ki. Ayakkabı çok önemli bir şey. Bedenimizi taşıyor akşama kadar. Çok kıymet vermeliyiz. Ayakkabılarımızı dikkatli, özenli kullanmalı ve bakımlarını yapmalıyız. Herkesin yapabileceği bir şey. Akşam işten geldik, ayakkabımızı kapının önüne koyduk. Tozunu alabiliriz, silebiliriz, boyasını yapabiliriz. Bu şekilde ayakkabının ömrü uzar. Şimdi biz sadece tabii ki burada ayakkabı tamir etmekle kalmıyoruz. Anahtar kopyalaması da yapıyoruz.
bıçak bileme yapıyoruz, çanta tamiri yapıyoruz, derimont tamiri boyamasını yapıyoruz ve ayakkabıları yenileme, genişletme, her türlü bakım yapıyoruz. Ayakkabıcılar yalnız ayakkabı tamir etmiyor. Bizden sonra kim yapacak bu işi? En çok onu düşünüyorum. Hiçbir genç bu işlere yönelmiyor. Sonumuz hayrola. Burayı güzel dikelim. Tabii. Selahattin abi. Şurada sapı da kopmak üzere bunun. Yenisini alamıyoruz artık biliyorsunuz. Hatta iki dakika tamire şunu dikeyim hatta. Şurada bir sökük gördüm. Tamire gidiyoruz. Tamire gidiyoruz. Olur olur olur. Hemen esnafımız. Bu meslek yapılmam mı? Yakışıklar gibi işliyor. O makine sesini duydum ben mutlu oluyorum. Evet. Bak abiciğim sapa sağlam oldu bak bak. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim efendim.